Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Birdaniga uch taloq qilishlik qabihlik to'g'risida boshqa dalillar ham ko'p. Ba'zi ulamolar mutlaqo sobit bo'lmaydi deydi. Ya'ni bir taloq ham tushmaydi deydi. Botil deydi. Lekin sahih qavl yuqorida aytganimizdek, payg'ambarimiz alayhisalom ham nahotda yomon ko'rardilar. Masalan İbn Kesir rahimehullah tefsirde zikir kıl yaptılar. Nesai rivayet eden hadis Mahmud bin Labid yaptılar ki bir kişi hatınını üç talak kıyanıdı bir deneye. Bana şu haber Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi. Fekame gadban Peygamberimiz Aleyhisselam nihayette gazablenge haletlerde oğrunlardan türdüler de sümde kâle eyyul'abu bi kitabillahi وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ Men sizlerinin içlerinizdeyken ben Allah'ın kitabı oyun kılını yaptım dediler. Yani bir kişi hatırını üç talakı geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam et yaptılar ki Allah'ın kitabını oyunu yapsalar mı? Allah'ın kitabını oyuncak kıvalı şey yaptı mı? Diye yaptılar. Çünkü Allah Teala اَتَّلَاقُ مَرَّتَانِي dedi. Talak ikidedir, iki mertedir. Ve bu Allah'ın hüdütleridir deyipti. Allah'ın kurgan kanunları deyipti. Şunçeni gazeblendirer ki hatta kâme raclun fekâle ya Resulallah ele ektuluhu. Hatta bir sahabi Resulullah'ın gazeblendirgenliğini görüp onudan türüp etti ki ya Resulallah o şu adamı öldüreyim mi dedi. Kalim Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabeler üç talaktan bu kadar nefret kılışkenidir. Meneşim esirlerini ulamalarımız Ummatga yetkizishligi, da'vat qilishligi shart, vojib. Buncha ilm yashirilishligi joiz emas, mumkin emas. Oyatda yana bir narsa ma'lum bo'lyaptiki, aw tasrihun bi ihsan yoki yaxshilik bilan go'zallik bilan qo'yib yuborishlik deyaptimi? Qo'yib yuborishlikdan maqsad taloq dedikmi? Demakki, taloq ikki xil bo'lar ekan. Sarih va kinoya bilan. Sarih bo'lgan talaklar ve kinayeli talaklar. Sarihi talak, tallaktu, mutallaka degen kelimeler. Talak kelimesi işletilirken olsa sarih deyiler. Sarih talakta niyetki ihtiyacı yok. Talak dedin mi bak talak çöğrez. Ve talakta hazır yok. Peygamberimiz Aleyhisselam etediler. Üç nefse var. Selesun ciddihunne ciddun ve hazdihunne ciddun. Ciddisiyem ciddi, hazliyem ciddi. Birincisi talak. Buradan hatınıya hazırlaşıp seni talak kılayım mı? Şemme yapsam o talak kovaramam seni. Bütün hazırlaşıp talak kıldım. Dese ki hazırlaştım dese bu miydi? Talak çoğadı. İkincisi nikah. Nikahta hem hazırlığı yok. Hazırlaşıp nikah kısa nikah bu kalı olardı. Hazırlaşıp nikahtan ne bulardı? Bir insanlık içine kızı var. 10 yaşta. Mecliste oturup da adamlar. Bir adam bir yigit etti ki kızınızı menge verirsiniz. Ne üylen mahçumen. Böyle bizi hem tanıyorsunuz. Biz hem sizi tanıyımız. Dese. Kim hem hazırlaştım. Hem veremem senge vermesem. Kimge veremem. Dese. Ki yigit etse ki etti. Mahliste adamlara eşli buduruştu. Yigit etse ki ben kızınızı nikahımge kabul kıldım. Dese. Üyem verdim. Dese nikahı kıladı. Bu da erhatımı kıladı. Şimdi bu adam ki kaytelmeydi. Bu talakkı mese. Bu nikah durur adı. Kız endi onu ayalı saplandı. Bari deyim olar onu üyden açıp getirir. Bu benim hatırım deydi. Üyden getirir. Hiç kim mankılar mıydı? O erkek yedi kapkir ise yiyor adı endi. O zaman görsün. Üçüncüsü azatlik. Bir adam kulüge seni azat kıldın dese hazırlaşıp etsem azat okul olardı. Şunun için üç alası yapıyorsan talakka ihtiyar buluşluk gerek. Hazırlaşıp etsem talak çıkar olardı. Lekin kinayesi ise bana tesrihundan malum oluyor. Yani, tesrih kuyvarışlik diyeni lekin talakını ifade kılıyordu.
Demek ki kinayeli talaklar var eken. Ular koyu vardın, koydun, seninge haramsan, huzinge başka yer tavvagin, nikahlengin. Çünkü o şeyden nesiler. Menge kereymezsen, kayıtıp kime, biz endi eri hatınmazsınız, sendeki hatın menge kereymez, diyen gepler hemesi talak buladı, talakı niyet kısa. Belki bazen insan talakı niyet kımetti, tehdit, korkutmakçı buladı ayarını. Agahlantırmakçı buladı. İlacı var ki bu ne nesilerden korkutmasın. Buna korkutu diyen nesil nesil. İlacı var ki yakşı eşlesin o. Lekin ağızdan çıkıp gitkendekin şeriyette sorulandı. Niyetin ne miydi? Niyet talak olsa talak. Talak çıkardı. Ve kinaya kelimelerden talak çıkardı. Bayin talak buladı. Sarih kelimelerden çıksa raci talak buladı. Ayetinin devamında وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا Ayollarga bergan narsalaringizdan biror narsani olishliklaringiz sizlarga halol bo'lmaydi deyapti. Qarang, endi bir erkak ayol kishiga mahr beradi, uylanib turganda. Mahr farz. Ayol kishining haqqidir. Mahr berish kerak. Bizni diyorlarda yana ko'pchilik mahr bermaydi. Mahri yo'qolib ketgan. Nimaga urf-odat mahrni yo'qotgan? Urf-odatda nima kelinga ko'rakni berish kerak, uni qilib berish kerak, buni qilib berish kerak. Har xil o'zlarining urf-odatlari bor. Shundan ular mahrni yo'qotishgan, tark qilishgan. O'z bidiyat kelgandan keyin shariat yo'qoladi o'zidan o'zi. Lekin aslida shariatda bo'lgan narsa nima? Nikohda ijobi qabul bo'lgandan keyin guvohlar oldida mahr beriladi, bas. Endi er-xotin imkoniyatiga qarab yashayveradi. Qanchalik imkoniyati bo'lsa, bo'ldi. Oila qurib yashayveradi. Shartmas 20 ta to'shak qilishligi, 30 ta ko'rpa qilishligi, qator-qator idish-tovoqlar shartmas. Er-xotin bo'lib yashashligi uchun bir xonali uyingiz bo'lsa, 2 ta qoshiq, 2 ta piyola, jab bo'lmasa, bitta bo'lsa ham bo'laveradi. Navbatda ichsa yoki birga ichsa bo'laveradi. Bir qator libosingiz bo'lsa, bitta to'shagingiz bo'lsa, bir üstüzüge apına diyen körpeyiz bulsun, bir yastık bulsun, bir yastıkla baş koyup yaşayırız. Yeterdi şu. Bundan aşıkçası hemen aşıkça. Hatta hadiste gelirdi, siz bugün hayran bulmayın. Hadiste gelirdi ki Peygamberimiz Aleyhisselam etediler. Yani bir yeri hatınge, mesela iki de töşek hacetleridir. İki de töşek. Üçüncüsü mihman için, törtüncüsü şeytan için değil. Dördüncüsü şeytan gibi oluyor. Demek ki hemen şunu kıyas koyun. O cüzdeki ve mehman gibi acilatasız, koyunca hemen israf. Hemen şeytandan. Kereymez bu diye sandık sandık nasırlar kereymez. Zulümler hemen israf, caizmez. Mahrını dersin ondan göre. Kızdı mahrını dersin. Kızdı mahrı kança mı oluyordu? Kıtıraflar var. Ali mahr kiyinkilerdi. Batarsın kiramız. Bazılar fakat yine maddi bir mal bulsun dedi. Bazılar ilim bu sembol olan dedi. Manevi nesiler bu sembol olan dedi. İkilesi hem daliller doğru, ikilesi hem caiz. Yani halat yakalat, bazılarına ilim örgeçliydi maharksiz, bazılarına maddi. Mesela ilmi vardır belki sizden köpüledi. Onge maddi birin. Maharda çekeres kança, şeriat çekerilegeni yok. Mesela 50 dolar birasını. 20 dolar birasını. Şundan başlap git orad. 1000 dolar birasını. 5000 dolar birasını. 10000 dolar birasını. 100000 dolar birasını. Kanca desiniz bir oras. Şeriat bunu çekerleme gel. Lekin elbette yengil kıyan yakşı. Mahadı bahane kılıp nikahlarını keçiştirişlik caizmez. Mesela bizi diyarlarda mahar bahane kılın neydi? Başka diyarlarda, mesela Saudiyalarda mahar 30.000 dolar, 40.000 dolar. Yani Saudiyalik ayollarda mahri. Hemen ikimez. Saudiyalik ayollarda mahri 30.000 dolar, 50.000 dolar. Ayol kişi 30.000 dolar, 50.000 dolar verirler mahriye. Bundan taşkarı kanca altın kümüşleri var. Ve tuygenin işte 50'de 100'de koy su iş gerek. Kazanlarda aş kılıçlık gerek. Arabiler gelip bunu bir kaşıdan yiyiş gerek. Kaygandan varıp ahlatke taşa varış gerek. Şimdi tuyla kılışadı. Yani bir tuy kılıçlık için 100.000-200.000 dolar harcat kılışadı. Saudiye'de. Nihayet de israf küçüğe çıkken.
Başka diyarlarda özgeledi mesela. Halat yakarak, yeri yakarak özgeledi. İlacı var ki insanlar kıynelmeye degen derecede mahir verilsin. Mahirde meselesi ki iki dede az kıskaç ayeti bittim. Ayol kişinin hakkı o. Mahirde dedesi alışı caizmez. Anası alışı caizmez. Ayol da özüge verilir. Ayol da mülküdür. Şunu etiyette Allah Teala. Ateytumuhunne. Ayollarına verilen meseleleriz. Mahirde verdiyiz. Onu erkek verildi. Ayol kişiye mahirini verdi mi? Şimdi şunu uruşup kaldıyız, cencelleşip kaldıyız. Ahir halatlar buldu. Kayıtı barışta yüzge hakkız yok. Az yinesi neyem? Şey endi yaptı Allah Teala. Ve rarta kısmını alıştaki hakkız yok. Mesela 1000 dolar mahir bir ucunu, 10 dolarını kayıtı barıştaki hakkız yok. Eğer uzun azı bulup birse, ayalı iskaladı ki, siz kulüzden kendi hareket kılıyapsınız, lakin aileni tevdeçke kıyneli yapsınız. Şimdi ayalı sevap bulsundur, sizge sadaka veriyor. Bulur adı caiz. Yani İbn-i Mesud'un ayalı, boydi sadakasını İbn Mesud'ga berardi eriga. Bo'laveradi. Ama er o'rganib qolmasin unga. Sadakani xotin berar ekan. Harakat qilsin o'zi, ishlasin, terlasin, mehnat qilsin, oilasini tebrasin, uni vazifasi. Ayol kishi yordamchi bo'lib bersa bo'laveradi. Joiz u. Hammasini bersa ham bo'laveradi. Lekin ayol kishi bermasa, uni majbur qilib olishda ikki haqqi yo'q. Uni qiynab, hiyla qilib, aldab, qo'rqitib alışki hakkı yok. Allah Teala وَلَا يَحِلُّ diyordu. Halal bu ne diyordu? Haram bu. Haramdır, haramdır. Ayol kişinin mahrını bergenden ki her hal hilelerden kayıtıp alışlayıp köşeye çıkıp oğullu kıyamdan berber alır. Belki ondan emmetler. Allah Teala onu halal bu ne diyordu? Haram kıldı Allah Teala. Allah'tan korkuşluk gerek. Ayol kişinin hakkıdır bu. Şimdi bir de nazik bir mesele var. Ulamalar etedi ki, dikkat kılın. Bir er, hatınıya, mahir kılıp bergen, pülünü, hiç kendi kısmını, bölegini alıştığı caiz yemez eken, haram eken, demek ki ayol kişinin başka mülküge, köz alettirsizliğe hiç hakkı yok. Öyle? Ayol kişinin özünü mülkü var eken İslam'da. Bizi Özbeylerden onu demez, ayol kişinin mülkü yok. Ayol kişi geldi müyüge, bitti. Onu ihtiyarında bugün, onu altında bugün, bütün meseleler uzun uzun erkeklik götüp kalırdı. Erkek günü hala geldi, israf kılıp yok atardı. Aldın uzunu malını koyardı, hatındakini yok atardı. Hemen işletti bugündeki, ki uzunukini işletti, işletti. Bu caizmez bu. İslam'da ayalda uzunun mülkü var, erkekte uzunun mülkü var. Peygamberimiz de hem şunu dedi. Peygamberimiz de ayalların uzunun hususi, şahsi mülkleri var idi. Ayol kişi uzunun mülkünü hala kendine işletirdi. Yani şeriatke binaen. Lakin eriyle bir meşvele kısa bir güzellik, adab, ahlak. Lakin bunu yaşa emellerde eriyle meşvele kılıçdığı iş etmez. Hatın uzunun mülkünü halese medreseye, halese develerge, yetimlerge, halese davetçilerge, halese mücahitlerge, hala kendine işleti uğradı. Erunge itiraz kılarmıyordu. Madem ki şeriatke halat bulma geldi. Ama uzları muhtaç olsa şimdi de eri etçi mümkün. Uzunuzu barlarınız muhtaç. Belki üyede ihtiyacınız var. Bir iltimas kılışı mümkün. Peki mecbur kılanmıyor. Peki ayol kişi elbette aile işleri yardımcı bulsun. Yardımcı bu yani yakşı. Peki eğer onu malıya köz alayetir almaydı. Malını alalmaydı. Uzu birgen mahirde kayıtıp alalma geldi. Peki. Az günesini hem alalım ki onun malını kendi yıkılıp alasın. Ayol kişinin uzun malı olsa malıya uzun zekat verir. Mesela bazı yerlerde altını köp olur. 85 gram derecedeki ağırlıktaki altını olsa ve ondan köp olsa zekat vacip olur. Zekat veriş gerek. 40'dan birini çıkarıp veriş gerek. Her yeri. Şimdi hatın uzun verir. Bunu er vermeyiz. Ayol kişinin hem sadakayı fitrini Ramazan'da ayol kişi uzun verir. Yani bu nuhatta mühim mesele bu. Mehir meselesi ve başka ayalının mülkü de közel ettirmesi gerekir. Haram bulur. Uzur ağzı bulup verme gerekir. İlla en yekhafe elle yuqime hududallahi. Lekin eri hatın Allah'ın hadlerini kain kılalmeslikten korksalar. Kerim bir de Allah'ta da hududallah diyordu.
Hudud masalasi kelyapti, alhamdulillah. Ya'ni shu hukmlar hammasi farz ekanligi, farz ekanligi, vojibligini ifoda qilyapti. Bular kichkina masalalar emas bular. Aytgan masalalarimiz hammasi muhim masalalar, katta masalalar. Insonlarni bir erkak yoki ayolning hayotiga taalluqli bo'lgan masalalar bular. Endi shu hadlarni qoyim qila olmayaptimi? Masalan, er xotinning haqqini ado qila olmayapti. Yoki xotin erning haqqini ado qila olmayapti. Mana bunday holatda ular ajrashishligi mumkin. Shunday holatlarda masalan bir-biriga mol o'tishligi mumkin. Ya'ni ayol kishi pul berishligi mumkin eriga. Alloh taolo endi ajrashishlik masalasini olib kelyapti. Ham ajrashishlik, ham ayol kishi eriga pul berishlik masalasi. Er xotinni qo'rqishligini aytdi. Endi sa'in xiftum agar sizlar ham qo'rqsalaringiz. Qo'rqqanlar kimlar? Bu valiylar, hokimlar, muftiylar, qozilar va kelin-kuyovning ota-onalari, kattalar, yosh katta odamlar, o'rtaga kelgan odamlar. Ular ham qo'rqishyaptiki, alla yuqima hududallohi. Er xotin Allohning hadlarini qoyim qila olmasliklaridan qo'rqishdi, qo'rqtiradingiz deyapti. Allohning hikmatini qarang. Er xotinni o'zini qo'rqqanligini kifoya qilmadi Alloh taolo. Sizlar ham qo'rqsalaringiz deyapti. Nimaga? Oilani saqlab qolmoqchi. Oila saqlanib qolsin. Er xotin sal kelishmay qolsa, bir-birini yomon ko'rib qolsa, bir-biri bilan kelishmay turgan bo'lsa, ajrashib ketavermasin. Alloh taolo illa an yaxofa alla yuqima hududalloh deb to'xtatmadi. Fa'in xiftum agar sizlar ham qo'rqsalaringiz deyapti. Demak, ayol kishi kelisha olmadimi, kattalarga murojaat qilsin. Agar islomiy hukumat bo'lsa, muftiyga, qodiga borsin. Islomiy hukumat bo'lmasa, hozirgi vaqtda islomiy hukumat yo'q hech yerda. Bizning zamonimizdagi mamlakatlardagi muftiylarga, qozilarga bormasin bu masalalarda. Ular islomni ko'rsatmaydi. Ular o'zini qaysi davlatda bo'lsa, o'sha davlat qonunini ko'rsatadi. Islomga ko'ra muomala qilmaydi ular. Bizning zamonda bu islomiy shar'iy qozilar, muftiylar bo'lmaganligi uchun ularga bormaydi. Agar xalifa bo'lganda edi, xalifaga, amirlarga borilardi. Bu ham bo'lmasa, agar bir jamoat bo'lsa, jamoat Qur'on hadisiga muvofiq bo'lsa, ularni amirlarga borib aytsin. Yoki bir katta olimga itoat qilishyapti, ustozga unga borib aytsin. Yoki ota-onasiga aytsin. Obro'li gap o'tadigan dindor insonlarga borib aytsin. Ular ham tekshirib ko'rsin. Qayni xiftum, agar ular ham qo'rqsa, ular ham ko'ryapti, nasihat qilyapti, erkak tarafga ham, ayol tarafga ham nasihat qilyapti, ammo bo'lmaydigan. Er-xotin Allohning hadlarini qoyim qilisha olmaydi. Yuqorida aytganimizdek. Takroriy hojat yo'q. Erda haqlari bor, xotinning haqlari bor. Ado qilisha olmayapti. Shunda sala junaha alayhima. Er-xotinga gunoh yo'q. Erkakka ham gunoh bo'lmaydi, xotinga ham. Fi maftada bihi. Ayol kishi fidya bergan narsada. Bu xulu' masalasidir. Xulu'. Fiqh kitoblarida va hadislarda o'qidilaringiz, xulu' degan narsa bor. Ayol kishi erning bergan mahrini qaytarib berishligi. Xotin aytadiki, "Sen bilan yashay olmayapman. Meni taloq qilgin" deydi. Er aytadi, "Taloq qilmayman, senga mahr berganman men." Xotin aytadiki, "O'sha mahringni qaytarib beraman" deydi. Yoki o'sha mahriga berilgan mahr uchun aytayotganki, bir uy berilgan bo'lsa, uyni qaytarib bermasa ham, uyni pulini qaytarib beraman senga. Uy 50,000 dollarmi? 50,000 dollar beraman senga. Yoki mahriga mashina berganmi? Mashinani qaytarib beraman desin. Yoki 5000 dollar bergan, 1000 dollar, 50 dollar bergan, qaytarib beraman desin. Qaytarib bersa, buning bunda gunoh yo'q deyapti Alloh taolo. Xotinga ham gunoh bo'lmaydi, erkakka ham gunoh bo'lmaydi. Bu joiz. Ba'zi olimlar xulu mansuh bo'lgan deydi, lekin zaif qavli, mansuh bo'lmagan. Endi bu xulu qilinsa nima bo'ladi? Nikoh buziladimi yo taloq tushadimi? Endi bu savolni avomlarga bersangiz hayron qoladi. Nikoh buziladimi yo taloq tushadimi siz? Nima deganingiz bu ikkalasi ayni narsa-ku deydi. Ko'pchilik mullalarimiz diqqat qilmaydi shunga. Nikohning buzilishi boshqa, taloq boshqa. Taloq agar taloq qilinmasa tushmaydi. Nikoh buzilishligi esa taloq qilmasdan bo'ladigan narsa. Masalan, er yoki xotin kofir bo'lsa, nikoh buziladi. Taloq tushmaydi, lekin nikoh buziladi. Endi fasx
Şu hulu fasıh diladı mı, nikahı buzadı mı ya talak çadı mı diye meselede ihtilaf var. Bazı ulamalar dedi ki, hulu kıyanda hatun mesela uşa mahadı kaytarı derse, belki eriye pul verse, mesela pul veremem, yine talak kıyandıysa. Şunda nikah buzulur dedi bazı alimler. Lakin cumhur köptürü ulamalar ve hanefilere dedi ki, talak çöndeydi. Bayın talak çöndeydi. Ayetinin zahiri elbette fasıhını gösteriyor. Nikahda büzülüşünü gösteriyor. Çünkü iki taraf öttü yukarıda. Şimdi ayetinin zahiriye karasız ev tesrihun bi ihsan üyem talakmaz. Bu hulu üyem talakmaz. Ne gel? Çünkü 230. ayette fe in tallakaha fe la tahillu lehu. Eğer yine talak kıladı ya Musa hatini nunge halal bulmayı diye üçüncü talak kinkeli yaptı birine. 230. ayette, kinki ayette. Köp mesele bunun gibi bağlı diyor. Öşette üçüncü talak var mı? Demek bir de tesrihun bir ihsan talak mesekken ve huluhen talak yemesekken diyeceğiz. Ayetinin zahiri şunu gösteriyordu. Peki hadislerde görüyoruz ki tesrihun talak buluşu mümkün ve huluhen talak buluşu mümkün. Şunun için cumhur etedi ki tesrihini bana talak deyip çıkarıştı. Bu ayette talak bu mesleği mümkün. İhtimali var. Bu ayette hulu meselesi talak bu mesleğinden dayan kılıyıp durgen buluşu mümkün. Lekin vakiylikte şeriat hükmüşü ki hulu yani ayalı kişi tül verip durup talakını talak kılıştığı bu talaktır. Karen ozu nemege tül verip durdun? Talak kılıştığı için. Eğer çünkü razı böyle yaptığını talak kılıyordu da onu. Dilke hududullahi bular Allah'ın hadleridir. Fela te'ateduha bu hadlerini aşmaylar. Ve men yete'adde hududallahi kimi ki Allah'ın hadlerden asse فَاُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O şeref ular zalimlerdir diye. Şu meselelerde kaysi bir erkek ve hatın haddiden asla zalimdir, fasıktır, münafıktır. Bunu bilip koyuyorlar. Erkek ve hatın ikilesi hem tekişlik. Fakat yine erkekle tekişilmez. Kaysi bir hatın şu meselelerde hılaf kısın fasık buladı, münafık buladı. Allah'ın lanetine, gazabıya kaladı. Kaysi bir erkek şu meselelerde hılaf kıladı yalnızsa Allah'ın gazabıya, lanetine kaladı. Yukarıda ettik. Tekrarla şey acatı yok. Şimdi hadislerden sizlere bazı delillerde gösterdim. Yine mühim meseleler bu geldiği için. Bu yerde erinin zulüm kılıçdığı caiz olma geldik. Ayalının zulmü hem caizler. Bazen ayaller eriden hiç kendi kentini bulma gelen halette talak talak kılıçlar. Beni talak kıl değil. Hatın de mesela dünya karşısına doğru kime yaptı. Dini hiç kendi kentini yok. Şunu doğrusu da nihayette köp hadisler kıyken. Mesela Tirmizi rivayet kıyken, Ahmed bin Hanbel rivayet kıyken hadiste Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eyyüma imratin se'alet zavcaha talaka fi gari ma ba'se fe haramun aleyhe raihatul cenne. Kaysi bir hatun hiç kendine bir zarar yaman bulmagen hala, yamanlık bulmagen halette eriden talakını talep kılsa bu ayolga cennetinin hidi haramdır diye yaptılar. Bunu Ebu Davud İbn-i Maceler hem rivayet edilen. Bana şu manada cüdekül hadisler var. Demek hatın kişi hazı bir de talak, erinden talak talak kılıçdığı mesela zikir kılındı ki çünkü için bu hadisler lazım bizge. Adam ne doğru düşünmesin. Kaysi bir ayol hiç kendi bir bahane bulmaktan erinden talakını talak ise cennet haram oluyor. Hatta ki cennette hidiyen haram oluyor. Cennette hidini bilesinler 500 yıllık masafadan gittiler. Şu derecede günah bu. Bana erkeklerde zulüm kılıçdığı, haksızlık kılıçdığı, bir derece üç talak kılıçdığı, kendi bir masiyet, günah, bidiyet ve lanet bulsa, ayarlarda bu işler caiz mi? Bazı ayarlar hiç kendi sebep olmasından evden talak talak kılar. Caiz mi bu? Şimdi hulunu talak kıyanlar. Bazı hadislerdekilerde ki el-muhtali'at hunnel-munafikat hulunu talep kıladık ayarlar o şeyler münafıklardır diye Peygamberimiz Aleyhisselam ve üzürsüz bugün ayarlar üzürü yok hiç kendine mecburiyeti yok sel bir nefsani nesnelerde bahane tutup hulu kılamız diye acileşemem diye beni talakımı verin diye bunlar caizmez bunlar. Bana şu hulu meselesini nazır buluştuğu doğrusu da
Bazı rivoyatlar bor aytadilarki, ulamolar Sobit bin Qaysning to'g'risida nozil bo'lgan. Uning Habiba binti Abdulloh degan, ya'ni ayoli bor edi. Ba'zi rivoyatlarda Habiba binti Sahl deyiladi. O'rtalarida ixtilof bo'ldi, janjal bo'ldi. Bir kuni kechasi qattiq urushdilar. Habiba bomdod namozidan oldin payg'ambarimiz alayhisalomning darvozasiga keldi. Payg'ambarimiz alayhisalom bomga tez chiqyapti, qaradiki bir ayol turibdi. Kim bu dedilar? Aytdiki, men Habibaman dedi. Falonchining qizi. Nima bo'ldi deganda bu voqeani aytdilar. Keyin erini ham chaqirdilar. Sobit bin Qays keldi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdiki, xotining shunday shikoyat qilyapti. Nima deysan? Deganda Sobit aytdiki, men unga bog'cha berganman mahriga dedi. Bog' qarin. Mahriga bog' beryapti. Yuqorida aytdim-ku, qancha bersa bo'ladi mahriga. Bir bog' hozirgi vaqtda qancha bo'ladi? Ya qiymat bo'ladi. 100 ming dollar ustida bo'lsa kerak menimcha. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, agar taloqingni bersa, bog'ni qaytarib berasanmi dedilar. Ayol aytdiki, ha, qaytarib beraman dedi. Qaytarib bergan dedilar. Shu Habiba bog'ni qaytarib berdi, shu bilan taloq chiqdi. Taloq bo'ldi. Shu Habibani to'g'risida nozil bo'lgan bu oyat deyshadi. Endi shu hadis har xil kelgan. Payg'ambarimiz alayhissalom ba'zi yillarda shu mana bog'ingni qaytib olgin dedilar-da, sizlar ajraldilar dedilar. Shu hadisni dalil qilishadiki, demak mana xuluning o'zi taloq ekan deydi. Ba'zi rivoyatlarda ayni hadis keladi. Va talliqha tatliqatan. Bog'ni qaytib olginda keyin bir taloq qilgin deydi. Uni ko'rib turib ba'zilar fasx ekan deydi. Endi bu ikkala sahobiy bilan sahobiyani o'rtasidagi ixtilof nima edi? Ayollarda aytdik, taloqini talab qilishligi, xuluni talab qilishligi joiz emas dedik, uzrsiz holatda. Nimalar uzr bo'la oladi? Endi shularda o'rtasidagi ixtilofga qarab turib tushunsak bo'ladi. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhissalom yarashlikka nasihat qildilar. Yarasilar bo'lmaydimi deganda holat la utiquhu. Ayolatni toqat qilolmayman dedi. Sabrim qolmadi dedi. Sabr qildim bo'lmadi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom mana boshqa bir hadisda kelyapti. So'radilar. Nimaga bunday bo'lyapti? Shunda ayol aytdiki, Sobit bin Qaysni men ayblamayman dedi. Dini ham yaxshi, axloqi ham yaxshi dedi. Walakinni akrahul kufra ba'da al-islam. Ayol aytdiki, ammo men islomdan keyin kufrni yomon ko'raman, xohlamayapman dedi. Nima degani? Ortiq kufrdan qo'rqayapman dedi. O'zimni iymonimdan qo'rqayapman dedi. Kufrga tushib qolishim mumkin, sabr qila olmay qolayapman dedi. La utihu bughdan, ya'ni buni shunday yomon ko'ramanki, kuchim yetmayapti dedi. Nihoyatda nafrat qilaman dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom ularni ajratib yubordilar. Mana bu holatga tushgan ayol bo'lsa, ajrasa bo'lar ekan demak. Boshqa rivoyatda kelyapti. Habiba ana eri bilan kelisholmayapti, qattiq janjallar bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom odam jo'natdilar. Nima bo'ldi deganda qolat, vallohi ma karihtu minhu dinan wala xulqan. Aytdiki, endi bu boshqa rivoyatda jamila deb kelyapti. Har xil taraflar bor. Jamila deb kelyapti, ya jamila deb. Endi bu Abdulloh ibn Ubay bin Salulning qizi Jamila. Lekin Savbon bin Qoys deyapti bu yerda ham. Ey Jamila, Sobitdan nimani yomon ko'rding desa, Allohga qasamki uni dinini, axloqini yomon ko'rmadim. Illa anni karihtu damamatahu. Ammo u qora dedi. Qoraligini yomon ko'rdim dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytilarki, aturuddin al-hadiqa, senga mahrga bergan bog'ini qaytarib berasanmi deganda, ha dedi, qaytarib berdi. Qarang, ba'zan tabiiy kelishmaslik ham bo'lishi mumkin ekan. Dini e'tibordan er xotin ikkalasi ham mukammal. Ikkalasi ham ilmli, ikkalasi ham taqvodor, ikkalasi ham dindor, ikkalasi ham falon-falon, hamma tarafdan yaxshi, tabiati kelishmayapti. Shunda ham ajrashishligi mumkin ekan. Qarang, boshqa rivoyatda kelyaptiki, payg'ambarimiz alayhissalom yarasalaringiz bo'lmaydimi dedilar. Aytdi, ya Rasululloh, la yajma'u rasi va rasu shay'un abadan. U bilan meni boshimni hech narsa bir qilmaydi. Boshimiz bir bo'lmaydi. Birga yashashimiz mumkin emas dedi.
Men unga tekkan vaqtimda oldin uni bilmasdim deyapti. Tekkan vaqtimda fayza huwa ashadduhum sabadan. Qarasamki eng qora erkak ekan. Qora inson ekan. Qop-qora ekan. Va aqsaruhum qomatan. Va qomati eng qisqa, bo'yi past. Va aqbahahum wajhan va yuzi eng xunuk. Shunda qola zawjaha iraytki ya Rasululloh inni qad a'taytuha afzala mali. Haqiqatanmi? Aytki ya Rasululloh men unga eng afzal molini berganman. Bog' berganman dedi. Bog'. Keyinki fayn raddat alayya haqiqati agar bog'imni qaytarib bersa taloq qilishim mumkin dedi. Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilar: "Ma taquli nima deysan?" Qolat na'am. Va insha zittuhu. Xotin aytdiki, ha, dedi, xolasa ko'proq ham beraman dedi. Shu meni taloq qilsin dedi. Bog'ini ham beraman, ustiga ham qo'shib beraman dedi. Yani, boy ayol edi. Abdulloh ibn Ubayning qizi bo'lgandan keyin Abdulloh ibn Ubay Madinadagi eng mashhur, eng boy odamlardan. Munofiqlarni raisi edi-ku. Ibn Majoda kelyaptiki, endi bularni biz hammasini aytaylik. Biz haqda aytishligimiz kerak-ku. Habiba bin Sahl Sobit bin Qasning nikohida edi. Va kana rajdan damiman sobit qora tanli inson edi. Qora edi. Faqolat ayol aytibdi, Rasululloh nasab qilyaptilar bir bo'lganda, faqolat ya Rasululloh. Vallohi laula mahofatulloh. Ya Rasululloh, agar Allohdan qo'rqmaganimda edi. Iza dakhala alayya basaqtu fi wajhihi. Allohdan qo'rqmaganimda meni oldimga kirganda betiga tupurib yubordim deyapti. Okay. Ya'ni shu darajada nafrat qilaman deyapti. Sabrim qolmadi, shuncha sabr qildim deyapti. Bo'lmadi deyapti. Endi ajrashishimiz kerak deyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom keyin ajrashdi ular. Demak, ba'zan diniy masalalar sababchi bo'ladi. Bir erkak ayolini hijobiga qarshi, hijobsiz yurasan deyapti. Bunday to'g'ri qilmaydi ayol. Shunda eriga aytadiki, men mahriga qaytarib beraman. Meni taloq qil deydi. Taloqni talab qilsa bo'ladi. Yoki boshqa hayosizliklarga, harom narsalarga majbur qilyapti. Shunday holatlarda taloqni talab qilsa bo'ladi. Bundan tashqari, aytganimizda ikki taraf ham dindor, ammo tabiat kelishmayapti. Tabiat. Ya'ni yaqinda ham shunday bo'ldi, ikkita yosh keldi. Aytayaptiki, biz bir-birimizni hurmat qilamiz deydi. Men oddiy holatda yashab yuraveramiz deydi. Ammo xonaga kirganimizda yani ayol kishi nihoyatda bir nafrat kelar ekan. Hech nihoyatda nafrat qilaman, juda yomon ko'raman. O'zi hurmat qilaman, dindor odam, yaxshi inson deydi. Ya'ni yigit ham kelishgan yaxshi inson. Ayol ham yaxshi odam, ammo yani hadislarda keladiki, ba'zan ruhlar kelishmaydi. Ruh yoqtirmaydi. Ba'zan masalan erkaklar o'rtasida ham bo'ladi bu narsa. Bir birodaringiz bor, yaxshi inson, taqvodor, lekin nimagadir aytasizki, jinim yoqtirmaydi deysizki. Ruhingiz yoqtirmayapti. Ruhlar kelishmayapti. Ba'zan er xotinning o'rtasida shunday ham bo'ladi. Bunda majburlashni hojati yo'q. Bir-biringizga zulm qilib qo'yasiz. Bunda taloq qilishlik kerak. Yo shunday o'zingiz taloq qiling, yo mahringizni qaytib oling. Endi mahringizni qaytib olishlik to'g'risida jumhur aytadiki, agar ayol kishi tarafidan bo'lsa mahrni qaytib olsa bo'ladi. Lekin er majbur qilib mahrni olishligi joiz emas, aytildi-ku. Va la yahillu lakum dedi Alloh taolo. Mahrdan biror narsani olishlaringiz halol emas dedi. Demakki, ayol kishi tarafidan bo'lsa, ayol kishi men ajrashaman, meni taloq qilgan dedi, isyon qilyapti. Va ba'zan shunday bo'ladiki, er yaxshida, xotin yomon. Er aytayapti, hijob o'ragin deyapti, o'ramayman deyapti. Namoz o'qiyin deyapti, o'qimayman deyapti. Ko'chaga chiqma deyapti, chiqaman deyapti. Nima desa teskarisini qilyapti. Shunda masalan, xotinga aytishi mumkin, bo'lmasam sen mahrimni qaytarib ber, men seni taloq qilay. Har kim o'zini yo'liga. Bunday zulm qilib yashamaylik. O'zingga munosib bir fosiqni top. Desa bo'ladi bunda, chunki xotindan isyon bo'lyapti. Yoki hammasi yaxshi-yu, sen kichkina bahona bo'lsa xotindan ro dadasiniga ketaveradi. Dadasi aytgan, xot qizim, ering sal qovog'ini soq qo'ysin, kelavergin. Biz bormiz. Degan xotin ham kuniga 5 marta boradi uyiga. Nasal qilib bo'lmadimi? Unda xotin hadib ketishligi bilan sizga isyon qilyapti degan bo'ladi. Mahalni qaytib olishdek evaziga taloqsiz bo'laveradi. Lekin xotindan hech qanday kamchilik yo'q, isyon qilmayapti, qarshi chiqmayapti, siz uni majbur qilib
zulüm kılıp, aybını topup, yamanga çıkarıp durup, mahabdi soruştuğunuz caiz mez. Halal mez o, haram bo'ladi. Yana bir ixtilofli mesele şu ki, şu berilgan mahabdini o'zini olishlik kerakmi yo ziyoda bo'lsa bo'laveradimi? Ulamolar ikki xil fikr aytadi. Ba'zilar aytadiki, bergan mahrdan oshchasini olmasin deydi. Uyalmaydimi? Ayol kishidan nimaga ko'p pul olyapti bu? Taloq qilish tugunchasidan ham pul oladimi endi? Deyishadi. Lekin ba'zi ulamolar aytadiki, ko'p olishi mumkin deydi. To'g'ri yaxshi emas. Insongarchilikka to'g'ri kelmaydi. Erkaklikka ham to'g'ri kelmaydi. Bergan mahrini 1000 dollar mahr bergan bo'lsa 1000 dollar olsin. Nimaga 2000 dollar so'rayapti? Ammo oyatning zohiri chegara qo'ymayapti. Tala junah alayhima erkak xotinga gunoh bo'lmaydi fi mahtadat bihi. Xotin kishi fidya qilib bergan narsasida deyapti. Qarang, chegara qo'ymayapti. Oz ko'pligini zikr qilmayapti. Demakki Qur'onning zohiriga qaraganda ayol kishi olgan mahrdan ko'prog'ini bersa ham bo'lar ekan. Bu Jamila aytdi-ku, bog'ini ham qaytarib beraman, oshcha ham qilib beraman dedi. Hadislarda ham shunday, ba'zi hadislarda ko'rsangiz, oshchasi rad qilingan, ba'zilarda izn berilgan. Demak, bu fatvo hammaga bir xil emas ekan. Ayol kishining masalan imkoniyati bo'lmasa, faqatgina o'shani olsin xolos, oshchasini so'ramasin ham, talab ham qilmasin. Ba'zan shunday bo'ladiki, siz mahardan tashqari ham xarajat qilgansiz. Erkak kishi yaxshi. Ayol kishining imkoniyati ham bor. Ayol tarafidan o'tayapti. Masalan, boyni qizi sizga kibr qilyapti, mensimayapti sizni. Ana unda masalan siz mahaddan tashqari harajat qilgansiz. Shunday holatlarda so'rashingiz mumkin. Men senga 1000 dollar mahr berganman, ammo yana 1000 dollar harajat qilganman. 2000 dollar berasan. Deyishi mumkin. Bo'lsa men ajrashni xolamayapman. Desa haqqi bo'ladi unda. Oyatni zohiri shuni ko'rsatyapti. Lekin iloji boricha berganidan oshchani olmasin. Yani bizi diyorlarda etkenimizde mahir arzmaya gelirse mahir verişeriz. Ya vermeye diyem. Ama haracat yok. 10 bin dolar yakın haracat kıldırışeriz. İki yıl tarafken. Umar ibn-i Hattab'ın zamanında bir ayol geldi. Yeriden şikayet kılıp. Umar gazet geldi de ayolu kanakata şeyler dedi. Bir yaman zah bir yege kanak koydular. Kim? İrtablan felem mesdahat Ertevlen Umar çakırtırdı, apkiller aldı. Kala daha keyfe vecetti mekaneki. Hani zahirdi ki, sassı yaman bir yeriydi. Kanakhanı şimdi mi tuttu? Ve bu miydi ki o? Damala diyen yer bu miydi ki kanakhanı? Hani kurort diyeceğim değil mi? Ya ki bu nasıl bir damala diyen şifahara bu miydi? Yaman yer buladı ki adamlar yaman gözün. Barıştı halemezsin. Umarım şunun için dur şimdi bad boy yerge koyu geldi. Yerini kendi taptıydı. Kendi yerken cayın dedi. Yani umarım aksadı şu ki şu hatın yerine kaytsın. Kalet Mâ kuntu indahu leyleten uqirru li'ayni min hazi leyle. Etti ki ben bütün hayatımda birer keçesi mezaklı bukulamadım. Fakat şu keçesi mezaklı bukulamadım. Hatın ediyordu. Şunda Umar etti ki bunu talak kılıyla dedi. Mahrını katarı ver dedi. Talak kıl bunu dedi. Yani bazen kilişmesini gibi mümkün. Peki talak kılmasa ayol kişi çıkanmıyordu yani nikahdan çıkanmıyordu. Eğer talak kılmasa başkası yeti gelmiyordu. Her bahaneler kılınmasın. Her yollar uğrayıp tapılmasın. Yani caizmez bu. Bazı insanlar uzlarını aldat. Yani bazı ailelerde gördük. Yeni hatunun ortasında şurada kattık zulüm. Kardeşler ikerisi hem dindar. Ama şimdi zulümler kıladık ki hayran kalasın. Biz mahkeme kıldık ortalarda. Nasihat kıldık. Kança ortalarını tuzaçlık hareket kıldık. Bu nedir? Ahir uzları açtı ki. Uzları açtı. Ayol kişinin eri kanalgen, talak kımagen. Ki ayol kişi etken ki minge falanca etti talak kıldıdır. Bu ya malummez. Yani ayol kişiye eğer onu talak kıyandaki doğrusu anı malumat kıymayan. Ki onlar uzların etrafındaki çelemülelerden sorarken onlar etken ki bulur adı eğer iskançı yakamarken 9 ilgi 10 ilgi. 9 ilgi 10 ilgi kütübü oturası mı? Tehip kütü orindigen onların fatvası geçeni bu iki taraf üylengen.
Lekin bu hatun nikahı var. Eri var bunu. Talak kıyanı yok. Bu zina buladı. Ve uzları itiraf kılıyordu ki biz üylengenden beri her günü cendel. Her günü birbirimizde zulüm değil. Öyle bir hayat bu neydi ki? Allah saklasın. Katlı günahkar buladı. Şunun için sabır kılıçlık gerek. Eri talak kılmasa nikah bitmedi. Eri talakını alışlık gerek. Ya mahrını katar birsin, ya başka adamları ortaya koysun, nasihat kılışsın, hatını talak kılsın. Talak kılmasa çıkanmıyordu. Şimdi kuludan kim? Kulunu meselesi yani talakların bir kılını, harefiler dedi ki, kulu, bayin talakların bir kıl, bütün meselelerde. Lakin bazı ulamalar dedi. Yani bazılar. Aslında törle mezhebe dedi ki, kulu talakların bir kıldır. Bana İbn-i Kesir, tasvirde kilitir yaptı. Ve zahaba Malik ve Abu Hanife ve Şafi ve Ahmed ve İshak firvati anhuma ve hiyel meşhuretu ilennel muhtali'ata iddetuha iddetul mutabaka biselaseti kuru. İmam Malik, Abu Hanife, İmam Şafi, Ahmed bin Hanbel, İshak. Bunlardan kiyen rivayet meşhurda. Çünkü hulu kiyen hatının iddiası, talaklıngen hatının iddiasıdır. Üç kurudur deyiler. Lekin bazı ahli sünnet, fakat tör mezhepten teşkarı. Ve Ahmed bin Hanbel'de, Hanbeliler'de yine bir fatva var. Bunlar dedi ki, hulu kılıngan hatının iddiası bir hayz değil. Bir hayz. Dikkat kılın bunu. Şu mesele diyen bazıdan hata kılıyordu. Yani bundan bir iki yıl aldın soruştu. Eri hatın acilaşken hulu yok. Acilaşken, talak koyken hatın bir hayzden ki erge teyit ediyordu. Hatta onlarız bu yaptı. İnternetten bir alim etti, bir şeyh etti. Bunu yapıyor. Bu hulu doğrusu da var. Bu yan mercuh bugün, zayıf bugün kabul. Cumhur etedir ki hulunu meselesi, talakını meselesi. Üç hayz oturuştuk gerekiyor. Lekin talakının yan vakitte bir hayz oturuştuk ya hiç kimi yapıyor. Çünkü Allah Teala vel mutallakatu yeterebbesne bi enfusine selasete kuru talakının yan hatırlar üç kuru, üç hayz kütadılardı. Bu ayet hiç kim uzgartıramıyordu. Hiç kim fatva verilmiyordu. Kim fatva verirse kezzab bu deccal. Çünkü amel kılınmıyordu. Lekin avamlar uzunu nafsani, peki dünyayı mahsadiye muhafıkı yani bir şey, muhafıkı için yaptı. Bir hayz ütkenler, kim teyip geti yaptı yerine. Haram bu, zina buradı. Yani bu meselelerde evvel uzunuz yaşlı yürüyenişliğinizde başkaları yürüyenişliğiniz gerek ki bana bu zulümler, hıyanetler, cehaletler sadırmasın. Adamların bilmeyenliğinden faydalanır çünkü hıyanetler sadır buluyordu. Ama Allah Teala korkuttu, tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hedleridir. Allah'tan korkuşmak gerek. Kalın Kur'an ayetleri kançadan kança meselelerde bayan kılı yaptı bizde. Bir ayetten şunca mesele. Halen biz kıskartırıp en mühimlerine et yaptız. En mühim bu yer, en kıska dersimiz şu buluyor. Eğer bütün meselelere kirket edigen bu şey, bir ay dersiz bitmedi bu ayetli dersi. Ve bunda çukurlik, meselelerde köklüğü, ilimde köklüğü bu ayetle hasmaz. Her bitti ayette şimdi meseleler kök. Kur'an için çelik ilim mendesidir. Hazreti ümmet, Müslümanlar Kur'an'dan kança ilim hasıl kılışı yaptı. Kançalı haberler. Kançalı biladı. Yani, bu Kur'an'a zulüm bu. Şunun için her bittiğimiz Kur'an'da şükür uyanışlığı ki hareket kılıştığınız gerek. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetke Kur'an'ı hakkımdan okup ürgenip amel kılıçdikçe tavsiye hidayet versin. Kur'an'ı hakkımdan okup ürgenip amel kılıçdikçe tavsiye hidayet versin. Kur'an'ı hakkımdan okup ürgenip amel kılıçdikçe tavsiye hidayet versin.